Ağız ve diş sağlığına önem verenler için şu anda Gaziantep'te doçent doktor Oral Sökücü ile birlikteyim. Kendisiyle şimdi ağız sağlığı ile ilgili bilgi alacağız. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun, ben de iyiyim. Önce isterseniz sizi tanıyarak başlayalım. İsmim Oral Sökücü. 1974 Almanya doğumluyum. 1999 yılında diş hekimliği fakültesini bitirdim. 2005 yılında ortodonti uzmanı olarak ihtisasımı tamamlamış oldum. 2011 yılında doçent oldum. Şu anda kendi özel klinimde, muayenemde ortodonti olarak çalışmaktayım. Ortodontinin ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz hemen hemen ama bilmeyenler için bir üstünden geçelim. Ortodonti nedir? Şimdi ortodonti Latince bir terimden gelmektedir. Yabancı bir terim. Ortos düzgün, dentos dişlenme anlamına gelir. Düzgün dişlenme anlamına gelmektedir. Burada isimden anlaşılacağı gibi dişlerin düzgün sıralanması anlamına gelmektedir. Fakat artık günümüzde sadece düzgün dişlerin sıralanması yetmez. Buna bağlı olarak fasyal dediğimiz çevre dokuların da bir harmoni içerisinde olması gerekiyor. Ve yine günümüzde özellikle gülüşün insanın psikolojisi, insan kendi kişisel karakterini ortaya çıkarmakta çok önemli olduğunu bildiğimiz için diş olarak, ortodonti olarak her geçen gün daha değer kazanan bir bilim dalı olduk. Peki ortodontiye ihtiyaç duyduğumuzu nasıl anlarız, ne zaman anlarız? Aslında ortodonti çok küçük yaşlarda kendini belli eder. Biz o yüzden her zaman aynı şeyi söylemekteyiz. Çocuklarımızın dişleri çıkmaya başladıktan sonra, ki 6 yaştır bu, ama işte onların sıralaması 9-10 yaşına geldiği zaman kesinlikle bir diş hekimine gitmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu dönemde oluşabilecek problemlerin çözümü çok daha kolay olabilmektedir. Özellikle çenesel adını verdiğimiz alt çenenin geride veya önde konulması gibi problemlerin çözümü o yaşlarda çok daha kolay. Maalesef özellikle 12-13 gibi artık ergenlik, ön ergenlik veya ergenliğin sonrasındaki problemlerde maalesef daha zor durumda kalabiliyoruz. Ha, bunların çözümü var mı? Var. Biraz daha tedavi uzun sürebilmekte. Ha, hiç bunların bir tanesi olmadığı durumlarda varsayalım adult dediğimiz yani yetişkin ortodontide ise problemde genelde cerrahi olarak halledebiliyoruz. Yani sonuç olarak ortodonti problemimiz varsa çözebiliyoruz. Bizim tavsiyemiz özellikle velilere, annelere, babalara çocuklarımızı özellikle 8-9 yaşına geldikten sonra her yıl en az bir defa diş hekimine götürüp bir ortodontik açıdan tetkik yapılmasına fayda var. Çok önemli efendim gerçekten. Sonrasında çok geç kalmadan bu tedavi yöntemlerini yapmamız gerekiyor. Tel takıyoruz değil mi dişlerimize? Evet. Bir anlatalım hocam. Şu anda da ekranında görsün izleyicilerimiz. Buradaki mantığımız dişlerimizin düzgün bir şekilde sıralanması lazım. Yani bu dişlerin düzgün sıralanması çene ile dudakla, yanak, dil, tüm bunların bir harmoni içerisinde olması lazım. Zaten biz bu dişleri düzgün sıraladığımız zaman içeride dil, dışarıda yanak ve dudak bunların dengesini sağlayabilmektedir. Bizim bu taktığımız, ilk üzerine bir yapıştırdığımız boncuk, nazar dediğimiz veya birçok hastalarımız bunu o şekilde ifade ediyor. Biz bunları braket diyoruz, biz bunları yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra bunun üstüne bir tel geçiyor. Bu tel hafızalı, akıllı, memorable dediğimiz hafızalı ve akıllı tel. Biz bu teli takınca bu tel ağızda 36 dereceden sonra çalışmaya başlıyor. Şimdi dişler çapraşık yamuk da olsa bu tel çalışarak bu dişleri düzeltiyor. Daha sonraki seans 1-2 ay sonra bu telin daha kalınını takıyoruz ve biz bu şekilde sıralıyoruz. Tabi bunu yaparken sadece dişe odaklanmıyoruz. Hastanın karşıda gülmesi, hastanın konuşması, dilin ideal konumda olması, yanağın ideal konumda olması bütün bunları göz önüne alıyoruz. Ama buradaki temel hedefimiz hastanın sadece dişlerin düzgün sıralanması değil, alt üst dişlerin ideal olması, karşıda bakıldığında dişlerin gülme hattının güzel olması, tüm bunları senkronize etmeye çalışıyoruz. Tabii ki ağız sağlığı, diş sağlığı çok önemli ama bu gibi problemleriniz olduğu zaman da koşa koşa hemen doktora gitmeniz gerekiyor dolayısıyla da. Kesinlikle. Peki hocam, hep korkuyoruz ya işte teller takıldığı zaman ağzımıza çok uzun yıllar ağzımızda kalacakmış gibi imtina ediyor insanlar ama artık teknoloji ilerledi tabii. Nedir bunun süreci? Tabii kişiden kişiye değişir ama. Şimdi tabii burada biraz önce söylediğim gibi yani vakanın yaşı önemli, şiddeti önemli, tüm bunları ortalamasını aldığımızda ya bize sadece diş çekimi olmadan, sadece çapraşık gibi bir problem varsa artık bugünümüzde 13-14 ay gibi süre tamamlanıyor. Çekim olursa buna 5-6 ay daha ekliyoruz. Ha, ameliyat olursa yani bu bahsettiğim artık alt çenenin ve üst çenenin kırılması, birbirine göre senkronize olması, o zaman o vakaların ortalaması 3 yılı bulabiliyor. Ama o da çok ağır vakalar. Dolayısıyla bu ben diyorum ki buna 1 yılla başlamak üzere bu belki üzerine bir 6 ay daha eklenebiliyor. Ama yine sizden soruyu almadan şey yaptım. Burada iğne kullanmıyoruz. Çok şiddetli ağrılarımız olmuyor. Sadece dişlerin oynaması söz konusu. Yani dişler oynadığı için de tabii ki çiğneme ve ısırma esnasında bazı handikaplar yaşayabiliyoruz ama bütün bunlar da geçici. Yani ben şimdi öyle hastalarımız bize geliyor diyor ki işte 7 kilo verdim, 8 kilo verdim. Böyle bir şey imkansız. Yani böyle bir şey imkansız. Çünkü bizim hastalarımızın çoğu çocuk. Yani bunu ebeveyn söylerse bizim bunu çocuğa yapmamız zaten imkansız hale kalıyor. Ve dediğim gibi her geçen gün sayı artıyor. Ortodontide özellikle
Bizim ülkemiz dünyada ortodontik makale yayın noktasında 3. ülke. Yani çok başarılı bir yerdeyiz ve her geçen gün sayımız da artıyor. Demek ki belli bir noktada insanların hayat konforunu etkilemiyoruz ve daha faydalı iş yapıyoruz ki bence ortaya iyi şeyler çıkıyor. O yüzden böyle korkulacak bir şey yok. Peki sonuçlarda nasıl oluyor hocam? Bir sene önce dişler kötüyken bir sene sonra teller çıkınca insanlar tabii özgüvenli oluyordur, evet, mutlu oluyordur. Nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi ben bundan 3 yıl önce İngiltere'de bir kongreye gitmiştim. İngiltere'de kongre 3 gün boyunca sadece gülmeyi konuştuk. O zaman kongre bittiğinde ben de 3 gün boyunca İngiltere'ye dünyanın parasını verdim ve sadece gülmeyi konuştuk demiştim. Biraz bana tuhaf gelmişti ama inanın insanlar gülmek için yaşıyor. Bizim sorgulamamızda gülüşünüz bizim için değerlidir zaten. Yani your smile is important diyoruz biz. Gerçekten insanlar güldüğü sürece varlar, mutlular. Bana bura geldiği zaman, hasta ilk geldiği zaman hastaya diyoruz ki ben de sinirlerini kayıtlarına alıyorum. Tüm ortodontist arkadaşlarımız gibi. Gülüm dediğimde hiç kimse gülemiyor. Biz gülmeyi unuttuk diyor. Tedavi bittiğinde de bu sefer hastayı düzgün pozisyonda tutamıyoruz. Ya gülmeden birisi mi alıyoruz? Hayır diyor. Yani ben gülmek istiyorum diyor. Çünkü yılan acısı var. Bizim için gülüşünüz çok değerli. O yüzden insanların bir kez gülmesiyle beraber inanın içeri giriş posturu değişiyor. Pozisyonu değişiyor. Benim birçok hastam evlendi, birçok hastam nişanlanıyor, birçok hastam hayat kalitesi değişiyor. Ve bunlar kendi faaliyetleri. Biz burada hastalarımızın defterlerini tutuyoruz. Yani hastaların görüşlerini alıyoruz. Birçoğunun sadece ortodontik tedaviyle çok şey değiştiğini biliyoruz. O yüzden gülüşünüzü sakınmayın diyoruz. Yani gülmek çok önemlidir. Gülüşünüzü sakınmayın ve hep herkese bir çözüm var. Herkese bir çözüm. Peki hocam cerrahi yöntemler dediniz ya, kliniğinizde bunları yapıyor musunuz peki? Tabii. Şimdi cerrahi yöntem şu anlama geliyor. Tellerle yapılamayacak. Yani artık dişleri düzeltmek mümkün değil çünkü problem çeneden kaynaklanıyor. Biz bunu şeye benzetiriz. Tepsi var, tepsinin üstünde bardaklar var. Bardakları değiştirmek kolay ama tepsiyi değiştirmek daha zordur. Bu ameliyatla biz tepsiyi değiştiriyoruz. Yani tepsiyi öne ve arkaya kaydırıyoruz. Bu biraz daha zor bir tedavi. Burada yine tel takıyoruz hastaya. Yani ameliyat olmamış gibi, normal bir hasta gibi tel takıyoruz. Tel bittikten sonra hastayı çene cerrahi operatörümüzle bir araya geliyoruz. Diyoruz ki üst çenesini atıyorum 6 milim öne alacaksın, 4 milim geri alacaksın. Bu gibi şeyler, seçeneklerimiz var. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra tedavi yine bu şekilde bitiyor. Burada problem tabii ki ameliyat kolay bir ameliyat değil. Ameliyat eğer 2-6 üst çene yapılırsa işte 4 saatten başlıyor, 8-9 saate kadar sürüyor. Ama onda da ilginç hastalarımız var. Mesela hastanın bir tanesi kimlik almak zorunda kaldı. Ameliyattan sonra kimliğini değiştirmek zorunda kaldı. O kadar yüzü değişti. Bir tanesi işini değiştirmek zorunda kaldı. Yani bir tanesi çok daha iyi yerlere geldi. Yani insanlar ciddi anlamda fasial profil değişince her şey değişiyor. Alt üst oluyor. Hatta ben hastaların birçoğunu önce psikolojik olarak terapi yapıyoruz. Bakın diyoruz. Ameliyattan sonra birçok şey değişecek vesaire diyoruz. Ondan sonra tekrar psikolojik şey yapıyoruz, tedavi yapıyoruz. Ondan sonra o şekilde bitiriyoruz. Çünkü değişim çok fazla oluyor onlarda. Yani sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda da olumlu yönde değişiklikler yaşıyorsunuz. Bunlar da önemli ayrıntılar. Tabii bir de yurt dışından da çok fazla talep var hocam. Burada fiyatların daha uygun olduğu için. Var mı sizin de yurt dışından gelen hastalarınız? Var. Benim de yurt dışından bir iki hastam var. Yani yurt dışında dediğim gibi bir ortodont olarak çok iyiyiz. Yani Amerika, İngiltere'den sonra en iyi bu işi yapan ülkeyiz. Bunu gurur duyarak söylüyoruz. İkinci faktör tecrübemiz çok fazla. Yani bizim çok vaka geliyor bize. Tabii burada ölecek bir şey mi, ölecek mi bilmiyorum. Çünkü aile hekimliği tarzı bir sistem olmadığı için bize çok ağır vakalar geliyor. Ya bu ağır vakalardan da biz ister istemez bazı şeyleri daha iyi tecrübe ediyoruz. Şimdi bu tecrübeye bağlı olarak da ortaya çıkan ürünler daha iyi olabiliyor. O yüzden bizim yurt dışı hastalarımız da var. Oldukça da başarılıyız. Hatta yani yurt dışında da bu anlamda da birçok ülke bize refere eder. Şimdi dişçi ile hasta arasında inanılmaz bir ilişki var hocam. Diğer doktorlardan siz biraz farklısınız. Çünkü daha yakın olmanız gerekiyor, iletişimini çok sağlam kurmanız gerekiyor. Bu anlamda şunu merak ediyorum, neden hastalarınız sizi tercih ediyor? Şimdi bizim buradan önemli şey şeffaflık ve açıklık. Biz burada, hasta bize geldiği zaman en önemli şey güvenmektir. Bazen ben öyle hastalar gelmiştir ki buraya anne babasıyla gelmiştir. Biz biliriz, zorla gelmiştir bu hasta anne babası oyla. Anne baba bilinçli, gayet eğitimli ama çocuk tedavi istemiyor. Biz bu hastanın tedavisini yapmayız mesela. Çocuğu yalnız konuşuruz, çocukla dobra dobra konuşuruz. Ben istemiyorum abi. Biz onu tedavi etmeyiz. Biz deriz ki durumu anlatırız, hasta o şekilde. Bizim burada şeffaflık esastır. Biz ne yapabileceğimizi, ne yapamayacağımızı söyleriz. Bu da tabii tercih edilmenizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Teşekkür ediyorum hocam, ağzınıza sağlık. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Herkese dediğim gibi, ben herkesin görüşünün çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Herkes lütfen görüşü ilgili problem yaşıyorsa lütfen bir hekimle gitsin. Herkesin bir çözüm var. İnanıyorum bu çözümden sonra hayatları çok şey değişecektir. Herkese iyi görüşler diyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili izleyicilerimiz, Gaziantep'teki yolculuğumuza bu haftaki sağlık bölümümüze doçent doktor Oral Sökücü ile devam ettik. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.